Sinema ile diğer sanat dallarının iç içe olduğu program, Sinemat programına hoş geldiniz. Sinemat'ta Evde Kal 5. bölümümüzün konuğu, değerli oyuncu Ulukan Ağdaş. Öncelikle programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim Ulukan abim. Beni davet ettiğin için ben teşekkür ederim. Onur duydum. Ha, ben de şeref duydum aynı şekilde Ulukan abim, beni konuk Ederim, olduğunuz ne için. yok. Ulukan abi, öncelikle hani tiyatroya nasıl yöneldiniz? Nasıl oldu da tiyatro, hani benim hani tiyatro oyuncusu olmaya nasıl karar verdiniz? Hani nasıl oldu da yöneldiniz? Böyle çok güzel bir soru. Ben ilkokula giderken haftada bir tiyatro ekipleri gelirdi. Bizlere böyle tiyatro oyunları falan oynardı. Hepsine hiç kaçırmadan giderdim. Mesela bazı arkadaşlarım vardı. Seyretmek yerine okuldan çıkmayı tercih ederdi. Ben tiyatro oyununu seyretmeye gitmek isterdim. Hep böyle bir içimde bir heves vardı. Tutkuyla bakıyordum. Hep gittiğim zaman da tiyatro salonuna en öne otururdum. Oyun başlardı. Büyük bir hayranlıkla seyrederdim. Oyun sonraları sahneye çıkardım. Kulisi kontrol ederdim. Oyuncuları taklit etmeye çalışırdım. Acaba ben yapabilir miyim? Düşünceleri gelirdi kafama. Yani bir nevi bizim ilkokula gelen tiyatro ekipleri beni heveslendirdi. Denemek istedim. İlkokuldan geldi o heves. Sonra ortaokula geçtim. Gazetede hep ilanlar görüyordum. İşte oyuncu aranıyor şu projeye, bu projeye böyle. İyice böyle bir heveslendim. Acaba yapabilir miyim diye düşündüm. Lise zamanına geldiğimde de babama ben çıtlattım bunu. Dedim ki ben oyunculuk yapmak istiyorum. Tiyatro eğitimi almak istiyorum. Bu konuda ne düşünüyorsun baba dedi. Bana dedi ki yani sadece dedi bir meslekte uzmanlaş. Sana hangi meslek sıcak geliyorsa ve yapabildiğine inanıyorsan o mesleğin arkasından koş. Ben gerekli desteği sana sağlayacağım dedim. Lise zamanında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yazıldım ben. Orada bir eğitim aldım bir sene boyunca. Oradan temel oyunculuk eğitimi aldım. Stanislavski metodu falan gördüm. Oradan tiyatro kılçağı geçtim. Dayımın çok yakın arkadaşıymış tiyatro kılçığın kurucusu Cenk Kınalı. Buradan sevgiler, saygılar. Hocam olur kendisi. Onunla tanışma fırsatım oldu. Bir iki üç sene de Cenk Hoca'dan eğitim aldım. Yani toplamda benim 4 yıllık bir eğitimim oldu. Sahneye çıktım. Bir daha da inmek nasip olmadı. Yani kısacası ilkokuldaki tiyatro ekipleri şekillendirdi beni. Peki Ulukan abi, rollere nasıl hazırlanıyorsunuz? Hani rollere hazırlanırken neler yapıyorsunuz örneğin? İlk önce karakterler belirleniyor. Öncesinde herkes bir okuma provasına giriyor. Okuma provası başlıyor. Kim hangi karaktere uygunsa zaten hocamızın kafasında beliriyor. Sonra karakterler dağıtılıyor. Nasıl hazırlanıyoruz? Karakterler dağıtıldıktan sonra. Mesela gözlem çok yaparım ben. Oynayacağım rollerde. Zaten karakterler hayatımızın içindeki karakterler. Bir bakarım karakterin duygusu ne? Neye üzülür? Tiki var mı? Yönetmen benden ne istiyor? Bu karakterin geçmiş hikayesi ne? Zaten karakterin açılımı da odur. Geçmiş hikayesi olan rol kişisi demektir. Bir incelerim, bakarım, gözlem yaparım. Neye üzülür, neye sevinir, neye tepki verir? İlk önce bunlara dikkat ederim. Dikkat ettikten sonra karakterle kendi aramda içsel bir bağ kurmaya çalışırım. Neticede o karaktere hayat verecek olan kişi biziz. Kendimden de bir şeyler katarım. Biz de zaten Stanislavski metodu üzerine eğitim aldığımız için bunun açıklaması da şu, inandırıcı ve samimi oynamak üzerine eğitim aldık biz. Evet Ulukan abi. İşte ilk önce duygulara bakarım. Sonra şeye dikkat ederim ben. Yönetmen ne istiyor? Bu metinde ne anlatılmak isteniyor? Yani ben bunun nasıl bir şekilde oynarsam bu duygu seyirciye geçer. Bunları incelerim. Ufak ufak da sonrasında ezberlemeye başladım. Çıkarım oynarım. Ulukan. Yani çok dikkat ederim ben duyguya.
Ulukan abi peki oynadığınız karakterlerden kendinizde olup da benzediğiniz karakterler var mı böyle? Hani kendinize benzettiğiniz şu karakter mesela benim hani aynı özellikleri taşıyoruz, benzer özelliklerimiz var dediğiniz karakter oldu mu hiç oynadığınız Bir rollerde? kere oldu. Ben genellikle hep uç karakterleri oynadım. Ne bileyim Alaturka Arabi, Rus karakteri, işte Yahudi, şeytan, ne bileyim kedi oldum, başka bir şey oldum. Ama bir tanesi bana çok yakın geldi. Bizim Saklankaç adlı bir oyunumuz vardı. Orada Rahmi Durmaz diye bir karaktere hayat verdim. O da ünlü iş adamı. Beyefendi böyle bir kişiliği olan, bir duruşu olan bir şey. Kendime çok yakın hissettim. Neticede Kesinlikle ben oldu. sosyal yaşantımda, sahnenin dışındaki yaşantımda böyle sakin, enerjik, işte böbürlenmek gibi olmasın ama oturmasını kalkmasını bilen, daha çok böyle sakin bir tavırla devam ediyorum yani oyunculuk dışındaki yaşantımda. Onun için Rami Durmaz bana hep yakın gelmişti. Arka sokaklarda Adem Evet. karakterini kullandırmıştınız. O projeye nasıl dahil oldunuz? Hani biraz o projeden söz etmek gerekirse, hani nasıl bir projeydi sizin için? O proje bana bir menajerden geldi. Özel bir karakterdi o. Çünkü ikili oynuyor. Onun için seçici davranmışlar. Özel bir oyuncuyu istemişler yani. Özel olsun demişler yani gelen oyuncu buraya. O menajer de beni önermiş. Okeylendim. Bunun evveliyatında şöyle bir şey oldu. Telefon görüşmesinde 2-3 bölüm oynayacaktım. Devamının da gelebileceğini söylediler bana. Çünkü ben o diziye Tarık diye bir karakter vardı. Zeliş'in işte başına iş olan. Onun kardeşi olarak beni dahil ettiler diziye yani. O Alem karakteri de gazeteci kimliğiyle polisin parasına sızdırılmış muhbirdi. Neyse gittim sete. Çekimler başladı. Öncesinde Yusra Geyik'le biz çok samimiyet kurduk. Çünkü onunla benim çok sahnem var. Sıcaklık Evet. geçsin diye çekim önceleri sohbet muhabbet edip birbirimizi tanıdık çay kahve eşliğinde. Neyse çekim başladı. Genellikle zaten bir bölüm 5 gün sürüyor arka sokaklarda. Neyse 4 gün gittim. 4. günün sonunda, setin sonunda ikinci bölümün senaryosunu beklerken şöyle bir haber aldım. Gelmedi senaryo. Dedim ki senaryo nerede? Okuyabilir miyim dedim. Bir telefon geldi sete. Tarık denen karakter işte o dizideki Survivor'a gidecekmiş. Öncesinde de çekildiği için böyle bir haberi de aldık. Çekimler yapıldı. En baştan çekilemez bir de. Onca emek verildi. Setin son günü beni vurmak zorunda kaldılar. Yani oraya bir bölümlük gitmiş oldum. Böyle bir tuhaf bir durumla karşılaştım yani açıkçası. Normal şartlarda oynadığım bölümün sonunda polisler geliyor. Ben Zeliş'in kafasına silah dayayıp kaçırıyorum orada. Hal böyle olunca senaryoda revize yapıldı. Beni vurmak zorunda kaldılar. Yani o da patlamış oldu bir nevi. Ya bir tuhaflık var yani üzerimde bu aralar. Peki Ulkan abi tiyatrodaki siyah pelerinli adam oyununuz vardı, Kambur karakterini oynadınız. Hani o oyun nasıldı? Biraz o oyundan bize söz eder misiniz? O bir Hani siyah dram. pelerinli. Çok etkilemiştir. Onun öncesinde şöyle bir şey oldu. O rol bana şöyle geldi. Benim oynadığım Fumble karakterinde başka bir oyuncu oynuyordu. Çıkmak zorunda kalmış. Oyuna 3 gün kala. Sonra ben de o tiyatronun yönetmeliğiyle tanışmıştım Uğur vasıtasıyla. Uğur orada oyunculuk yapıyordu. Yönetmen de beni aradı işte. Dedi ki böyle böyle bir oyun var. 3 günde hazırlanabilir misin dedi. Dedim ki hazırlanırım. Gittim zaten oyun o kadar ağır bir oyun ki Hasan. Yani en ufak repliğim bu kadar. Böyle böyle tiratlar var oyunda. Yani karakterler sahneye bir çıkıyor, kalıyor. Çıkmıyor bir daha. Böyle uzun uzun tiratlar atıyor. Neyse bir prova süreci başladı. Çok stres yaptım onu. 3 gün sonra oyun var. Nasıl yapacağım, edeceğim, hazırlanabileceğim mi acaba? 3 gün boyunca sabahladım mesela. Ezber yapmak için. Tebrik O kadar ederim strese Ulkan abi. girdim. Neyse ezberi yaptıktan sonra oyundan bir gün önce de
ayaklandık. Öyle prova almaya başladık yani ezberli bir şekilde. Hoca mizansenleri de belirledi. Çıktım oynadım. Çok ürperdim ama Hasan. Yani çok ağır metin var. Çok eski kelimeler var. Zaten kambur şeytan. Yani oyunda şair diye bir karakter var. Diğer karakterlerin hepsi şeytan. Ben mesela iksirlerimle şairi yoldan çıkartmaya çalışıyorum. Bir tane kadın var şehvetiyle çıkartmaya çalışıyor. Bir tane var o da iksirlerle yoldan çıkartmaya çalışıyor. Oyun başladı Hasan. Zaten loş bir ışık yaptılar. Çok korktum. Yani acaba dedim bir şey olur mu? İnsanlar kötü gözle bakıyor. Seyirci o kadar benimsedi oyunu. Şairin üzerine biz gittikçe bize cık cık cıklayanlar, işte laf atanlar, arkadan böyle yapanlar, bir şeyler bir şeyler bir şeyler iyice ürktüm yani. Neyse oynadık. Oyun sonrası benim üzerime yürüdüler. Ha, kötü olmuş Ulukan abi, niye? Ben de dedim ki ya dedim üzerime niye yürüyorsunuz? Neticede bu bir oyun. Yani gerçekte bizler öyle kişiliklerde insanlar değiliz. Bize ne söylendiyse biz onu elimizden geldiğince yapıp hayat vermeye çalışıyoruz. Böyle bir anım oldu. Üzerime yürüdüler Hasan. Yani oyunun şöyle güzelliği oldu benim için. Aksan yaptım. Ben kırık ağız çok severim. Bu oyunda işte kamerada birçok şeye yansıdı. Benim için yeri ve önemi çok iyidir yani. Çok değerlidir. Ulukan abi, peki tiyatro Kılçık'la tanışmanız nasıl oldu? Müjdat Gezen bitti. O zaman dayımla ben çok konuşmuyordum, görüşmüyordum. Ya bir şey oldu, bir araya geldik. Bana dedi ki tiyatro yapıyor musun dedi. Dedim ki eğitimimi aldım bitti. Şu an bir şey yapmıyorum. Dedi ki benim böyle böyle bir arkadaşım var. Konservatuar mezunu. Oyunculuğu çok iyi. Eğitmenliği, yönetmenliği çok iyi. Tanıştırayım mı dedi seni. Neden olmasın dedi. Bugün dayımla bulunduğum yerde Cenk Hoca'yı aradı. Ben ufak bir konuştum. Cenk Hoca dedi ki mekan tadilat aşamasında yeni açılıyor. Ama dedi Kadıköy'e gel dedi. Biz bir seninle konuşalım. Bir çay kahve bir şeyler içelim dedi. Gittim yanına. Oturduk konuştuk. Ben anlattım. Müjdat Gezen'den eğitimi aldım. Bana birkaç soru sordu ama yeteri kadar donanımlı olmadığımı gördüm. Bundan sonra dedi ki sıfırdan dedi tekrar bir temel eğitime sokayım dedi seni. O zamanlarda çok özgüven eksikliğim vardı. Kendimi telaffuz edemiyordum. Bir şeylerden çekiniyordum. Adım atmaktan korkuyordum. Dedi ki bunları tek tek kırarız birlikte dedi. Yani dayımın vasıtasıyla tanışmış oldum. Bir tanıştım zaten bir daha da çıkmak nasip olmadı. Ha, Çünkü güzel Beyaz olmuş Perde'yi Ulukan abi. çok oyuncu taşıdı o. Rüştü Onur Atilla, Orçun Kaptan, Demet Evgar, Şeyla Halis, bir sürü oyuncu çıktı. Sinan Çalışkanoğlu. Çok değerli bir tiyatro Kılçık. 2000 yılında kuruldu. 20 yıllık bir tiyatro. Çok iyi Ulukan abi, gerçekten. Ulukan abi, bu Çok iyi. arada bizim program afişlerimizi tasarlayan arkadaşım gelmiş, Onur Erçetin. Sizler Zemi. saygılar. Hani hoş gelmiş. Ona da bu arada hoş geldiniz demiş olayım. Ulukan abi, sonradan bir Bizim Batı projesi de varmış bu arada. Bizim Batı yer aldınız. O da koronadan sonra mı vizyona girecek? Absürt komedi dizi tarzında bir. Sinema projesi değil. Şöyle bir internet dizisi. Kara Mizah. Bir tane arkadaşımız yazdı. Bayağıdır emek veriyor, kafa patlatıyor. İki bölüm, pilot bölüm çekildi. Kurguda galiba bildiğim kadarıyla kurgu bitti. Şeye satılacak herhalde. Ya Fox Play olabilir. Ya Blue TV olabilir. Yani dijital platformlardan bir tanesinde girecek. Ama şu an hangisinde girecek bilmiyorum. O Ha, da böyle bekliyoruz çok abi. değişik kovboy vari bir şey. Yani kovboyları düşün, absürt halini düşün.